Günaydınlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sen de hadi oğlum. Hoş geldiniz kanalımıza de. Allah'ım heyecana bak kamerayı görünce. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün oğlumla babası bana kahvaltı hazırlıyorlar. Evet, kahvaltı hazırlık değil mi? Hiç memnun olmamış çünkü aslında bu çocuk burada dik oturuyordu birazcık. İkinci kademeye getirmen lazımdı. Köşkünü. Mutfaktaki uzaylılar da neyi biliyor musunuz? Avizeler. Siyah. Çok güzel bakıyor onlara. Değil mi oğlum? Bu ara ellerle de bir problemi var. Sürekli eli ağzına gidiyor. Emziği atıyor. Ellerini yiyor. Değil mi? Ellerini yiyor benim oğlum. Ham yapıyor ellerini. Ellerini ham yapıyor. Bak bak bakışa bak. Ellerini ham yapıyor. Ham yapıyor. Ellerimiz çok tatlı değil mi oğlum? Değil mi? Belki içinden diyordur şimdi. Bu adam ne geziyor bu saatte? Biz her gün annemle tektik bu mutfakta. Son bir saatim. Mutfaktaki köşesi burası. Bugün de Musa geç gidiyor işi. Hatta bu hafta 9'da gidecek. O yüzden sabah kahvaltılarımız artık birlikte. Alış buna. Alış buna marshmallow'um. Hadi gidiyorum ben. Masayı hazırlayayım. Kahvaltıyı biz yaptık değil mi oğlum? Biz hazırladık. Toplaması annesi. Keşke ben hazırlasaydım ama. Ahmet Aslan bak uzaylılara bakıyor işte. Biraz fazla dağıtmış. Siyah ya. Siyah ya. Gözün şey yapıyor. Değil mi anneciğim? Biraz fazla dağıtmışsınız ortalığı. Ahmet değil mi? Aslan. Bak bana çok anlamlı bakıyor. Değil mi oğlum? Biz hazırladık anne de toplasın. Ne var annesi? Sana hazırlarken hazırladık biz oğlumla. Evet elinize sağlık vallahi. Oğlum bak burada sosisleri yaparken onlara baktı. Onları izledi. Sosisler yanmasın diye takip etti. Aferin. Değil mi oğlum? Süpürge yapmayı da öğrendim. Evet. Kaldı bir toz alma. Yok anne sonra da almaz. Değil mi oğlum? Hadi esirle bakalım. Aa gördü kamerayı bak. Bak gördü. Bakıyorum. Değil mi aslanım? Yarın da kahvaltıya senden annesi. Tamam. Bugün bizden de. Bak gene gitti el ağza. Emziğini ver onu. Tatlı çünkü. Biz şimdi oyun oynuyoruz. Değil mi anneciğim? Bak. Ahmet Aslan'a her gün şu kartları gösteriyorum. Şu anda biraz sinirlendi. O yüzden direkt onunla ilgilenmeye başladım. Çünkü böyle yatırdım. Bu şekilde yatmayı hiç sevmiyor. Bak anneciğim. Genelde ana kucağında bakıyorduk ama bugün de böyle yatırayım istedim. Hiç memnun değil. Bir de ellerini yiyor ellerini. Bak. Neymiş bu? Burada ne varmış? Bak anne. Bak. Hiç benimle ilgileniyor mu? Hiç elleriyle şaştı yine. Bak burada ne var? Şurada bir yağmur vardı. Ona çok tepki veriyor. Şimdi ona bakacağım. Bak anne. Bak. Hayır. Bırak o elleri. Bırak o ellerini. Bırak o ellerini bırak. Bak. Neymiş bu? Bak anneciğim. Bak anneciğim. Yağmur varmış. Bulut da varmış. Bak burada da var. Biz biraz çalışıyoruz. Bir tane daha göstereyim mi? Baba geldi bu arada. Bak hadi. Hadi bak bana bakma. Aslan oğlum. Tamam teneffüs anlasın. Mola verdik. Babuş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sabah giderken de elini emiyordun sen. Emziği aldım çünkü. Şimdi buna bakalım hadi. Aslan oğlum ne yapıyorsun? Biraz oyalıyorum. Evden çıkarken sizi çekemedim çünkü Ahmet Aslan durmadı, huysuzlandı. O yüzden onu da aldık. Şimdi anneanneye yardıma geldik. Anneannesi bugün sabahtan beri konserveyle uğraşıyormuş. Biz de bir uğrayalım dedik de bitmek üzere zaten. Son kazanı atmışlar. Şimdi size de göstereyim. Anne 5 kasaydı değil mi? 5 kasa domates konservesi yapmış. Annem bu arada annem domatesleri pişirmiyor. Kavanozu kaynatıyor. Şöyle göstereyim hatta ben size. Şöyle.
domatesleri kavanozun içine basıyorlar. Daha sonra kavanozlar kaynıyor. Daha önceki vloglarımda da vardı zaten, göstermiştim. Bunlar da anneme, ablama, bana. Ben bu sene yoktum, yardım edemedim. Ahmet Aslan'dan dolayı artık seneydi. Hep birlikte yaparız. Şimdi kazanın başına geçireceğiz onu. En zor işi bunun kazandan çıkartmak. Çünkü sıcak sıcak alıp çıkartıyorsunuz. Gerçekten çok kötü oluyor. Elleriniz yanıyor yani. Basmak falan kolay. Ben mesela çok güzel basarım. Sıkı sıkı basarım. Ama dediğim gibi kazandan çıkartmak zor. Doğramayı da nizer'la mı yaptınız yine? Şöyle. Bu var ya, açıyorsunuz. Yemeğe koyarken tane tane görülüyor. Size de fikir olsun. Nizer'ı kullanın gerçekten elinizde varsa. Konserveler mükemmel görünüyor yemeklerde. Anneannemizden geldik arkadaşlar. Anneannemiz gerçekten çok fazla yorulmuş. Çünkü bir gün önce salça yaptı. Ertesi gün domates konservesi derken yoruldu. Tek başına yaptı bir de bu sene her şeyi, mecbur. Ben de buradayım. Selam. Korktu. Tamam, şimdi tamam, de tamam, Ahmet tamam. Aslan'ın duşunu aldıracağız. Birkaç gündür aşıdan dolayı duş almıyordu. Artık bugün yaptıralım, rahat rahat uyusun çocuk. Çünkü bir gün durup bir gün banyo yaptırıyorum. Aslında ebemiz her günde yaptırabilirsin. Çocuk suda büyür dedi bana. Valla öyle dedi. Evet. Almula hemşiremiz. Çocuk suda buyur dedi ama biz yine de bir gün durup bir gün yaptırıyoruz. Çok da rahat ediyor banyo yaptığı gün. Gerçekten çok rahat bir şekilde uyuyor. İnşallah bugün de öyle olur. Sen bakalım. Şimdi şöyle hazırlığını yaptım. Yağlarını, kremlerini getirdim buraya. Tarağını getirdim. En sevdiği şey saçının taranması bu arada. Çok ben seviyorum. Ben Karaçay'a götüreyim. Ha. Haftada 2-3 kere. Baksana şunu. Temiz suda. Değil mi oğlum? Şimdi duşunu aldıralım. Ahmet Aslan'ın bakalım. Oh, mis olduk değil mi oğlum? Bici bici mi yaptık biz? Bici bici mi yaptık? Rahatladın mı? Dur, üzülecek. Güzel olmaz mi? Hadi giydireyim. Hadi giydir. Herkese yeniden iyi akşamlar arkadaşlar. Dün en son sizinle birlikte Ahmet Aslan'ı yıkadık, üzerini giydirdim. Karnını doyurdum ve onu uyutmakla uğraştım. Uyuttuktan sonra doğal olarak ben de işlerimi yaptım ve uyudum. Çünkü yorgundum, yorulmuştum da. Zaten Ahmet Aslan'ı yıkadıktan sonra böyle ter içinde kalıyorum açıkçası. Her yeri kapatıyoruz çünkü o üşümesin. İşte camlar, pencereler, her yer kapalı oluyor, kapılar falan. Ben bir terliyorum. Bir de giydirirken hızlı hızlı giydireyim. Aman iyi kurulayım diye uğraşırken falan derken gerçekten artı artı yoruluyorum. Neyse işte onu uyuttum falan derken ben de uyudum. Vlog bir türlü devam edemedim. Bugün de edemedim açıkçası. Şimdi Musa geldi, yemeğimizi yedik. O biraz Ahmet Aslan'la ilgilendi. Ben işlerimi yaptım. Daha sonra da ben Ahmet Aslan'ı aldım, karnını doyurdum, uyuttum şimdi. Hatta çocuk odasına yatırdım. Anne yanı beşiğini oraya geçirdim, çocuk odasına koydum. Piş pişi de açtım şimdilik yanına. Çünkü biz ses yapıyoruz, ev temizliğine başladık. Musa süpürgeyi halletti, süpürgeyi yaptı. Ben de işte silip toz alacağım. Şimdi Musacığım balkonda. Çünkü balkon berbat olmuş. Dün öyle bir yağmur yağdı ki, öyle bir fırtına vardı ki size anlatamam. Çiçekler düştü, bizim tuvaleti su bastı üst kattan, yani çatıdan gelen. Çatıdan değil, nereden geliyordu o su, pardon yanlış söyledim. Enerji koyduğu... Buradan tam... duman gibi bir şey çıkıyor. Nereden? Şuradan çıktı. Enerji koyulan dam gibi oluyor, çatının içinde dam var. Hı. Orada tıkanmış. Ya böyle bir gider varmış, tamam mı? O tıkanmış ama çatı değil, çatının orada bir yer ve havalandırma boşluğundan bizim tuvaletlere su sızmış. Ben de meraklıyım ya. Çıktım. Musa da sabah ya bir girdik lavabo, bildiğiniz su. Oradaki işte paspas su içerisinde duvarlardan akıyor. Sonra o asma tavan mıydı onun adı? Asma tavanı. Bunu kaldırıyoruz, açıyor. Geliyor. Asma tavana geçmiş. Aynen. Asma tavandan da sızmış. Üst katın tuvaletiyle vesaire geçiyor. Onlara da aynı şekilde oradan girmiş. Bize de buradan girdi. Neyse işte onu temizleyeceğiz bugün. Çünkü duvarların falan tamamen silinmesi gerekiyor. Her yer su izi. Her yer berbat. Şimdi çamaşır suyuyla falan oraları sileceğiz. Musa balkonu yıkıyor, dediğim gibi balkon çok kötüydü. Ben de işte yerleri silip toz alacağım. Ondan sonra işlerimizi bitiririz. Şimdi paşa uyuyor. Minik kuşum uyuyor bakalım. İnşallah biz işleri halledene kadar da uyur. Aslında biraz önce çok daha dalmıştı. Ama Musa birden elindeki şeyi düşürdü. Elektrik süpürgesinin kabını düşürdü. Ona korktu. Ondan uyandı. Uyandıran uyutur diyoruz değil mi? Ha? Uyandıran uyutur. İşi öyle başlayalım. Nasıl uyandıran uyutur? Ahmet Aslan uyandıran ses yapıp geri uyutur. Ben kendimi garantiye almak için anne yanı beşiği yatak odasındaydı. O yüzden aldım çıkarttım, çocuk odasına geçirdim. En son çocuk odasının işini yapacağım. Zaten orada çok bir iş yok.
Hatta oranın eksikleri de bir türlü tamamlanmadı. Hala eksiğimiz var. Mesela hala halamızı almadık. İnşallah onlar da bir ara tamamlarız. O yüzden dedim ki ben yatak odasından alayım, çocuk odasına geçireyim ki işimi garantiye alayım. Ben artık gidiyorum, işlere başlayacağım. Dediğim gibi tersten başlayayım. Yatak odasından başlayayım, onu da tekrardan odasına geçiririm. Musa tekrardan burayı bir kontrol edeyim diye yukarıya vurdu ve olana bakın. Böyle siyah hamur. Bak şu havalandırma var ya hamur. Oradan onun duvarından bunun üstüne doluyor. Yani üst katta herhangi bir sıkıntı yok. Çok zaten üst kat komşumuz yani, evde değildi. Tuvalet değil, evet. Biz ama çağırdık onu da. Biz hani tuvaletten gelen bir su diye korktuk. Dedik hani gel bak senin evde de bir şey yaptık. Bakın bu vardı. Var mı acaba? Biraz önce öyle bir aktı ki bence kalmamıştı. Yok bitti. Aynen. Bir anda boşaldı. Şimdi burayı köpükleyip durulayıp çamaşırıyla halledeceğim. Çünkü hiç iz yoktu bizim fayanslarımızda. Fayanslarımızda iz oldu. Bekleyince su. Allah'tan çoşuyor temiz su. Yani, değil mi? Bir de evet, bir su olsa al hadi başına belayı uğraş. Hadi git. Sen çık ben halledeyim bunu. Tamam. İşlem başarılı arkadaşlar. Ahmet Aslan'ı çocuk odasından yatak odasına taşıdık ana kucağıyla birlikte. Bir ucundan Musa, bir ucundan ben tutup bu yatağı her yere götürebiliyoruz. O yüzden gerçekten çok seviyorum bu yatağı. Bizle birlikte balkona bile çıktı değil mi bu yatak? Aynen. Balkona çıktı, oturma odası, çocuk odası, yatak odasında şimdi de. Bu arada o başında yanan ışıklar neyi biliyor musunuz? Bence sen söyle. Üşengeçlik sonucu o hale geldi. Perde ledleriydi ama onlar karıştı ve Musa onu oraya koydu. Ahmet Aslan'ın gece lambası oldu o da. İyi oldu ama normalde buranın gece lambası normal ışık gibiydi bu odanın lambası ve bizi gerçekten çok rahatsız ediyordu. Bu çok iyi oldu. Bilmiyorum o karışıklığı açıp da perdeye yapabilir miyiz ama şimdilik öyle kullanıyoruz. Ben şimdi diğer odaların işlerini halletmeye gidiyorum. Temizliği bitirdik sonunda. Mutfağa çöktük yani resmen yorgunluktan. Ben şu küçük küçük top ışıklar vardı ya onları koparttım tozu alırken. Musa şimdi onu tamir etmeye çalışıyor. Ben atılır diye düşünmüştüm ama sanki tamir olacak gibi bakalım. İnşallah olur. Çayımızı da aldık artık burada dinleneceğiz arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yorulduk. Saat bu arada 11. Ama Musa gitti. Musa evde değildi, dışarıda işi vardı. O onları halletmeye gitti. İşin geri kalanını tamamını ben yaptım bitirdim. Ama sağ olsun o evi süpürdü. Bir de o tuvaleti halletti ya o bana yeter çünkü o tavanı falan söktü Musa tamamen boşalttı. Tavandaki işte o plastik şeyleri yıkadı tekrardan kuruttu yerine koydu ben asla yapamazdım. Zaten dar bir alan ayrıca işte çamaşır suyu falan çocuk da var olmaz zorlanırdım iyi oldu Musa'nın yaptı. Öyle bir su vakasını daha böylelikle atlattık. Allah beterinden korusun. Gerçekten en sevmediğimiz olay. Hatta geçen üst kat komşumuzla da konuşuyoruz. O da diyor yani başımıza sürekli bir şeyler gelmesini hiç sevmiyorum suyla ilgili diyor. Sürekli bir tesisat sorunu oluyor diyor. Bir yerde bizim banyoda olmuştu. Daha önceki evde zaten felaketti mutfaktı. Neyse Allah beterinden korusun. Onu da kolay atlattık. Öyle arkadaşlar. Şimdi biraz dinleneceğim. Çayımı içeceğim. Ondan sonra da işte duşumu alırım. Zaten Ahmet Aslan uyanır. Ay. Uyandı zaten. Öyle. Ben gidiyorum artık. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bye bye.